Adil Öksüz yeni yeşil mi? Fethullahçı çetenin hava kuvvetleri imamıydı. 15 Temmuz gecesi Akıncılar hava üstündeydi. Darbe girişimini yönetti. FETÖ'cü kalkışma başarılı olamayınca kaçmak istedi ama yakayı ele verdi. Devreye kim girdiyse girdi. Adil Öksüz'e farklı muamele yapıldı. Savcıya verdiği ifadede tarla bakmak için orada olduğunu söyledi. Mahkemeye sevk edildi, serbest bırakıldı. 18 Temmuz sabahı Sabiha Gökçen havalimanına geldiği kamera kayıtlarından tespit edildi. Sonrası yok. Sırra kadem bastı. Yeşil kodatlı Mahmut Yıldırım gibi. Yeşil denmesinin nedeni operasyonlarda PKK'lı gibi giyinmesi, ayırt edilmek için de yeşil fular takması. O 1990'lı yıllarda gündemdeydi. İstihbaratçı ve tetikçi olduğu söyleniyor. Birçok siyasi suikastin arkasındaki isim olduğu iddia edildi. Musa Anter'den Cemer Sever'e, Türk'ten Tarık Ümit'e kadar birçok cinayeti işlediği söylendi ama kanıtlanmadı. Susurluk raporuna girdi. Yeşil adı giderek efsaneleşti. Susurluk çetesi Yeşil adını kullanarak haraç topladı. Yeşil en son 1996 yılında Şam'da görüldü. Sonrası yok. Sırra kadem bastı. Adil Öksüz darbe girişiminden 6 gün sonra Amerika İstanbul Konsolosluğu tarafından aranıyor. Aranma nedeni emniyetin talebiyle Amerikan vizesinin iptal edildiğinin kendisine bildirilmek istenmesi. Cep telefonundan aranıyor. Adil Öksüz sırra kadem bastıktan sonra cep telefonu iki kez sinyal veriyor. Biri Mersin'den, Öteki Sakarya'dan. Harekete geçiliyor ama bulunamıyor. Yeşil öldü mü, yaşıyor mu bilinmiyor. Adil Öksüz'de öldü mü, kaldı mı bilinmiyor. Yeşil 21 yıldır sır, Öksüz 8 aydır sır. Adil Öksüz yeni yeşil mi sorusunu sormamın nedeni bu. Mehmet Tezkan, Milliyet.